Yaşama anlam katan kavram. Işık, bereketin ve canlılığın müştecisi. Işık, varlığı var kılan, yaratılmışlara rahmet saçan değer. İnsan için değil, var olan, varlığını devam ettirme gayretinde bulunan her şey için hayati bir öneme sahip. Işık denilince akla gelen ilk kaynak olan güneş, yaşamın her anını hiç durmadan beslerken, insanı var etmeyi de sürdürüyor. İnsanın geliştirdiği ışık kaynakları ise, hayatı kolaylaştırmayı görev edinmiş gözüküyor. Işık kaynakları sayesinde üretilen ürünler, ortaya konan insani başarılarsa birçok şey gibi şehirde buluşuyor. Şehir, doğal ve yapay ışık kaynaklarının ve o kaynaklar sayesinde üretilenlerin bahçesi oluyor adeta. Şehir, çokluğun, çoğulluğun adresi olarak ışığa da ev sahipliği yapıyor. Fakat ışıktan önce şehire ve insana dair düşünmek gerekiyor. Şehir dediğimiz zaman insanın aslında yalnız olmadığı, yalnız bırakılmadığı, kendi varoluşunu anlamlandıracak, pekiştirecek ortamlar ve imkanlar bulduğu bir mekanı ve bir organik bütünlüğü anlıyoruz. Şehir aslında bir organizma gibi. Nasıl ki bir organizmanın değişik organları var ve bu organlar arasında da bir iş bölümü var, bir faaliyet birliği var ve bu faaliyet birliğinin neticesi de sağlıklı, sıhhatli bir vücut. Şehri de böyle düşündüğümüzde, bir vücut gibi düşündüğümüzde bu organların sağlıklı çalışmaları orada bir sağlıklı bedenden bahsetmemizi mümkün kılıyor. Ama bu yok da bunun yerine sürekli aksayan ve sürekli marazi haller üreten bir fizik mekandan söz ediyorsak bu sefer şehir vazifesini yerine getiremiyor ve sağlığa değil de o hastalığa doğru bir seyir takip ediyor. Öyleyse şehirlerin de hastalanabileceklerini, medeniyetlerin de hastalanabileceklerini ama elinizde hazık hekimleriniz varsa hem vücut şehrini tedavi etmenin ve sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunu hem de bütün bir medeniyeti ve bir şehri sağlığına, sıhhatine kavuşturmanın mümkün olduğunu hesaba katabilmeliyiz. Bunu yapabilmek için de aydınlarımıza, münevverlerimize gerçek şehri düşünen şahsiyetlere ihtiyacımız var. O bakımdan da şehrin sadece bir idari mekanizma olmadığını, şehrin aynı zamanda bir kültürel ve manevi bütünlüğünü koruyacak şekilde tasavvur ve tahayyül edilebilmesinin ve bu tahayyüllerin de tahakkuk ettirilebilmesinin peşinde olabilmeliyiz. Çünkü şehir bizim varoluş imkanımızdır. Orada medeniyeti üretiriz, orada insani değerleri üretiriz. Orada tarihimizle, kültürümüzle, kendimizle buluşuruz ve kendi varoluşumuzu yine orada sergileriz. O bakımdan şehir rahmettir, şehir medeniyettir, şehir insan olma imkanımızdır. Bu açılardan da meseleye bakabilmeliyiz.
kendisine geniş bir hayat imkanı sunuyor ki bu imkandan herkes faydalanıyor. Bu imkan her şeyi yanına çekiyor. Böylece birbiriyle bütünleşmez gibi gözüken birçok kavram şehirde ahenk içinde buluşuyor, bir oluyor. O ahengi oluşturan kaynakların başında gelen ışığın ne olduğunu anlamaksa insana düşüyor. Işık sadece parlak bir güç kaynağı mıdır? Gözlerimizi yakan bir yanılsama mıdır? Tarlalara bereket sunan, doğaya rahmet katan mıdır? Nedir ışık? Aklımıza işte güneş ışığı gelir doğal ışık olarak ya da işte aydınlatma teknolojisinden aldığımız ışık gelir. Hani bu şekilde daha pragmatik düzlemde bu şekilde hayatımızı yönlendiririz. Daha böyle biraz daha bilimselci bir anlayışla aslında gündelik hayatımızı biz sürdürürüz ama farklı paradigmalarda ışığa dair de çok daha katmanlı ve derinleşen bir anlayış söz konusu. Tasavvuf geleneğinde ışık çok önemli bir kavram örneğin. Hani duyulur düzlemdeki ışığa çok farklı bakmamızı sağlayacak bir takım önermeleri var. Işık kavramı varlık kavramıyla aynı, eş anlamlı kullanılıyor. Yani Allah mutlak nur, hiçbir şekilde gözle görülemeyecek çünkü hani gözü yakan mutlak nur. Ama o mutlak nur belli hakikatlerle sınırlandırılarak duyulur alemi ortaya çıkartıyor. Yani duyulur alem bir ziya, yani o mutlak nurun karanlıklaşmasıyla ortaya çıkan bir ziya içerisinde yaşıyoruz biz. Şimdi böyle baktığımızda aslında her şey ışık. Hani biz karanlık dediğimizde bile nurani bir şeyden bahsediyoruz. Yani mutlak karanlık, hiçbir şey gözü görmüyor, hiçbir şeyin nerede olduğunu seçemiyorum dediğimiz anda bile aslında ışıklı bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü nesneler kendi zatları itibariyle nurani. Burada çok ilginç bir şey de var. Varlık nurani, insanın görme gücü de nurani, zaten mutlak varlığın nurani. Yani bu anlamda şöyle bir noktaya geliyoruz, belli önermeleri takip edersek. Aslında insan dünya üzerinde bu mekanı algılayarak bu mutlak varlıktaki nuraniliği gerçekleştiriyor. Yani şöyle anlatayım bunu. İnsanın görme gücü, yani duyulurların görmesi ancak şu şekilde gerçekleşiyor. Bir tane göz nuru olmalı. Bir de cisimdeki nuru olmalı. Ancak göz nuru ile cisimdeki nur birleştiğinde görme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla görme, hani pozitivizmin anladığı şekliyle hani materyalist bir düzlemde gerçekleşmiyor, tamamen ontolojik düzlemde gerçekleşiyor diyebiliriz. Bu çok ilginç hakikaten. Mekanı görmesi onun bekasını tesis ediyor aslında. Çünkü şöyle diyor, örneğin gökyüzünün ortasında bir güneş olsun, böyle düşünelim.
Eğer ki insanın gözünün nuru olmasaydı o güneş hiçbir şeyi aydınlatamazdı diyor. Yani insan alemden çekilince bütün alem ahirete göçer önermesiyle ilişkili olarak aslında insanın mekanı algılaması, insanın ışığı algılaması ve mekanı görmesi o mekanın duyulur düzlemdeki bekasını tesis eden bir şey. Bu anlamda yani biz mekanla ve ışıkla ve ışık altında mekanda görülenlerle ontolojik olarak bağlıyız, hatta onların varlığını sağlıyoruz dünya üzerinde. Bu çok ilginç bir şey. Böyle baktığımızda örneğin şöyle bir düzlemden de bakmak mümkün. Aslında bütün bu duyulur alemdeki pek çok şey ontolojik düzlemdeki ilişkilerin bir tür tezahürü. Örneğin güneş metaforunu çok kullanır İbn Arabi. Hani nasıl ki güneşe çıplak gözle bakamazsak işte mutlak nura da çıplak gözle bakamayız, ama o mutlak nur nasıl ki varlık tecellisini bütün mümkünlerin üzerine yayıyorsa güneş de feyazan eder bütün eşyanın üzerine ve aydınlatır aslında. Hani bizim bu duyulur düzlemde gördüğümüz aydınlatma, aydınlanma ve görülme ilişkisi ontolojik düzlemde olan ilişkinin bir tür tezahürü ve sınırlandırılmış bir gölgesi diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda yani ışığa da böyle bakınca yani aslında şöyle gündelik hayatta algılıyoruz. Yani hani mesela şu an baktığımızda etrafa işte nesneleri görüyorum ben. Ama bu nesneleri ışık sayesinde gördüğümü hani ikinci, üçüncü düşünce katmanında ben idrak ediyorum. Ve ışığın kendisini de hiçbir zaman göremiyorum işin aslı. Sanki işte bu zaten kendinden aydınlık bir nesneymiş gibi görüyorum. Ama öyle mekanlar oluyor ki ya da öyle anlar oluyor ki bazen örneğin işte bir su zerreleriyle dolu bir mekana ışığın geldiğini düşün ya da bir yağmurlu günde ışığı gördüğünüzü düşün bir hüzme içerisinde. O anlarda böyle ışığın kendi varlığını görme imkanımız oluyor mesela. O anlar çok özel anlar aslında. Bilen insan için birçok güzellik sunan ışık, hayatın şekillenmesini de sağlıyor. Tarlalar, ormanlar, ovalar ve vadiler ışıkla hayat buluyor. Yollar, caddeler, binalar, mağazalar, fabrikalar hep ışıkla şekilleniyor. İnsanın, hayvanın, bitkinin, olanın ve bitenin hayatı ışığa göre belirleniyor. Elbette insanın ortaya koyduğu birçok şey de ışıkla forma giriyor. Bir form sanatı olan mimari de ışığın yön verdiği alanlardan biri. Her anlamda bir form verme eylemi. Bu anlamda yeryüzüne dağılan ışığa da form veren bir eylem. Tabii ki hani yapay aydınlatma da kullandığımız bir şey, ama asıl olan aslında mimarlığın bütün yeryüzündeki ışığa belli sınırlar koyarak ona form vermesi. Mesela diyelim ki işte bir Ayasofya'yı diyelim ki gözümüzde canlandıralım.
Orada ne oluyor? Aslında yeryüzünde olan ışık önce belli duvarlarla kesiliyor. Ondan sonra ama bir kere kesildikten sonra kontrollü bir şekilde belli deliklerden ya da geçirimli yüzeylerden yeniden içeri alınıyor. Burada şu çok ilginç ve önemli aslında. Işığı bir sınır elemanıyla kestiğinizi düşünelim. Ondan sonra ışığı nereden geriye aldığınız bütün mekanın ruhunu, atmosferini ve mekanın vermek istediği mesajı belki de etkileyen bir şey. Örneğin ışığı kestiniz ve zemin kotunda açtığınız bir delikle içeri aldığınızda ışık içeri girmekle birlikte dışarıda bıraktığınız mekanlar da içeri giriyor. Çünkü görüyorsunuz dışarıda diyelim ki bir araba var, birisi geçiyor, bir ağaç var. Hala dışarıyla bu hani duyulur alemdeki eşya düzlemine bir ilişkiniz oluyor. Diyelim ki kapattınız, yine bir duvar ördünüz ve insanın gözünün üzerinde bir delikten ışığı alıyorsunuz. Bu defa sadece ışığı görüyorsunuz ama dışarıda bıraktıklarınızı görmüyorsunuz. Ama diyelim ki gökyüzünü görüyorsunuz, kuşları görüyorsunuz. Yani iki davranışın ışıkla ilişkisi de farklı, verdiği mesaj da aslında farklı. Yine düşünelim Ayasofya'da ışık nereden alınıyor? En dramatik ışık kubbedeki bu pencerelerden alıyor mesela. Orada da belli noktalarda gökyüzünü de görmüyorsunuz. Sadece ışığın kendisi giriyor. Yani aslında yeryüzündeki oluştan bağını tamamen kopartıp o mutlak nur dediğimiz mutlak ışığı aslında oradan alıyor hale gelebiliyoruz. Bu anlamda mekanı nasıl kurduğumuz, mekandaki ışık alma düzenini nasıl kurduğumuz yani o kadar ince nüanslarla fark ediyor ki hani bütün bu atmosferi etkiliyor diyebiliriz. Güzelliği ve gücüyle var olan her şeye tesir ediyor. İnsan hayatını ışığa göre şekillendiriyor. Mimari eserler, yollar, köprüler, gündelik hayat, maişet derdi, insan hayatındaki her şey ama her şey ışıkla belirleniyor. Kimi zaman da insan ışığa şekil vererek, ışığı istediği forma sokarak yaratılmışlar içerisindeki farkını ortaya koyuyor. İnsan sadece ömrünü tamamlayan değil, aynı zamanda ömrüne değer katan bir canlı olarak arkasında eserler bırakmayı biliyor. Bu eserleri ortaya koyarken de doğayı amacı uğruna kullanmayı başarıyor. Işığa yön vererek Sancaklar Camii gibi bir mimari şaheser meydana getirmek de bu başarılardan biri. Mimar Emre Arolat'ın imzasını taşıyan caminin tasarım ekibinde yer alan Mimar Nil Aynalı Eyler, Sancaklar Camii ile ışık arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Sancaklara geldiğimizde de bu ışık meselesi sancakların kurucu unsuru.
Çünkü bu yapıyı nasıl tanımlarsınız diye sorulduğunda tek bir tanım yapılabilir. Bu yapı mihrap duvarını yıkayan bir ışıktır şeklinde bir tanım yapılabilir bu yapıyla da ilgili. Orada ne oluyor? Yapı ışığa bir duvar evet örüyor ama aslında yapının ışıkla ilişkisini kesme şekli yerin altına doğru kendisini çekmeyle oluşuyor. Yani yapı aslında kendine bir belli fiziksel sınırlarla kurulmuş bir iç boşluk oluşturuyor. Tıpkı bir mağara gibi. Mağara nedir? Cidarındaki taşlarla sınırlanmış bir boşluktu. Sancakların iç mekanını da aslında böyle görebiliriz. Ve bu iç boşluk kendini yüzey anlamında hiç öne çıkartmıyor. İçeri girdiğinizde sizin gözünüzü işte hiçbir tezyinat almıyor ya da başka bir şey hani sizi çekmiyor. Çeken tek bir şey var, o da o mihrap duvarını yıkayan ışık. Ve o ışık da yine Ayasofya'nın kubbesinde bahsettiğim gibi kaynağını göstermeyen bir ışık. Aslında orası yalnızca duvar ile çatı arasındaki bir yarıktan gelen bir ışık. Ama şu da önemli orada. Mesela hani şey demiyoruz, mekana girdiğimizde çeken şey aydınlanmış duvar demiyoruz. Öyle bir şekilde kuruluyor ki bu birliktelik, o duvar ışığın, o mutlak ışığın algılanması için, yani ışığın kendisinin idrak edilmesi için bir arka plan haline gelmiş oluyor. Bu sayede aslında o ışık etkisini alıyoruz diyebiliriz. O anlamda sancaklarda ışık oldukça kurucu ve mekanın geri kalan hiçbir kısmında herhangi bir açıklık, herhangi bir pencere yok. Kapılar zaten kademeli açılıp kapandığı için oralardan bir ışık girme imkanı yok. Yani loş bir mekanda yalnızca bu ışık bütün mekanı kuruyor. Şeyle temas etmeye meyyal insan için ışık, hayatın vazgeçilmezi. Binlerce yıllık insan ve ışık ilişkisi, önceleri doğayı işaret ederken, günümüzde daha çok şehirleri ve şehir hayatını gösteriyor. Zira insan şehirlerde yaşamayı seçiyor ve ışık en çok şehirlerde yaşayanlar için hayatiyet arz ediyor. Fabrikalar, üretimhaneler, yollar, bulvarlar, iletişim araçları ve yaşam. Şehirde ışık hayatın ta kendisi oluyor. Şehirde ışıksız bir hayat düşünülemiyor. Böylece şehir ışık oluyor, ışıksa şehrin kendisi.